Ekranda 3 farklı şekil görüyorsunuz. Sizden bunlardan hangisinin 20 bölü 4'ü simgelediğini bulmanızı istiyorum. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi isterseniz hepsini inceleyelim ve hangi işlemi simgelediklerini birlikte bulalım. Buradaki şekilde toplam kaç tane nokta var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4 ve bu dörtlülerden de 4 tane olduğuna göre 4, 8, 12 ve 16 tane nokta var. 16 tane noktayı 4 gruba ayırmışlar. Yani bu şekil 16 bölü 4'ü simgeliyor diyebiliriz. İşlemin sonucu da 4'e eşit olacak. O halde bu şekil 16 bölü 4'ü simgeliyor. 20 bölü 4'ü değil. Sırada bu var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane grup var ve her grupta da 5 tane nokta olduğuna göre 25 noktayı 5 gruba ayırmışlar ya da 5 eşit gruba bölmüşler diyebiliriz. Kısacası bu işlemi de 25 bölü 5 olarak yazabiliriz. Sonucu da 5'tir. Bu şekil bize 25 bölü 5 işlemini veriyor. Yani bu da 20 bölü 4 işlemine ait değil. Peki ya bu? Her grupta 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta ve toplam 4 tane grup olduğuna göre elimizde 5, 10, 15, 20 tane nokta var. Evet 20 tane noktayı 4 gruba ayırmışlar. İşte aradığımız şekil. 20'yi 4 eşit gruba ayırdıklarına göre bu şekil 20 bölü 4 işlemini simgeler. Ve burada da gördüğünüz gibi 20'yi 4'e böldüğünüzde ya da 20 noktayı 4 gruba ayırdığınızda her grupta 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta olur. İşte bu kadar.